Gündem ekonomiden iyi pazarlar. Ulusal kanalda bu akşam otomotiv sektörünü konuşacağız. Malum otomotiv pazarı ciddi bir daralma içerisinde. Otomotiv sektör temsilcileri ÖTV, KDV'nin desteğinin uzatılmasını istediler. Fakat hükümet ne yazık ki olumsuz bir yanıt verdi. Bugün bu akşam Toyota Soncar Genel Müdürü Aykan Ceylan'la sektörü ele alacağız. Çok güzel slaytlar hazırladı bizler için. Ne oluyor, ne bitiyor pazarda? Onu değerlendirmesini alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum tüm Türkiye'ye. Sevgili Evren, bugün biraz stüdyomuz değişik tabii. Haliyle evet, tadilat ve tamirat olduğu için böyle farklı bir formatta izleyicilerimize seslenmiş oluyoruz. Aynen. Ama stüdyo birazcık sıkıntılı olsa da konuğumuz çok kıymetli, çok değerli. Bize gerçekten otomotiv sektörüyle ilgili çok kıymetli bilgiler verecek. Ben de merakla bekliyorum. Hatta böyle izleyicilerimiz bilirler. Bir ilk 5-10 dakika ben bir böyle geçen haftayı özetlerdim. Ben Aykan Bey'in slaytını o kadar beğendim ki kendi hakkımdan feragat ediyorum ki bir an önce konuya girebilelim diye. Güzel. Ben o zaman başlamadan bir iki makro bilgi vereyim. Zaten sunumda da muhtemelen vardır onlar. Efendim, OECD verilerine göre toplam pazar %45 daraldı Türkiye'de otomotivde. Otomobil pazarı %43 daraldı. Malum hem kredi kanalları kapalı, hem faizler çok yüksek, hem de fiyatlar ateş pahası malum döviz nedeniyle. Vatandaşın da alım gücü ciddi erimiş vaziyette. Hafif ticari araç, özellikle ekonominin bel kemiğini oluşturan, %50 düşmüş vaziyette. Ağır ticari araçlarda daha da dramatik boyutlarda bir gerileme var. %70'ler civarındaydı son aylarda. Haziran'da biraz bir toparlanma oldu. ÖTV, KDV desteği biteceği için ön alımlar oldu. Orada mesela çifthaneli gene düşüşler olsa da %20'lerin altında %15'lere gerilemişti düşüşler. İhracatta da yansıdı vaziyet. Ne yazık ki Avrupa pazarında PMI'ler sıkıntılı biliyorsunuz. Avrupa pazarı da ağır ilerliyor. Türkiye'de en çok Avrupa Birliği'ne ihracat yaptığı için toplam ihracatımız döviz bazında, dolar bazında %8 gerilemiş vaziyette. %9 gerilemiş vaziyette. Otomobilde toplamda da %8 gerilemiş vaziyette. Üretimde de %13'lük bir düşüş var diyerek Aykan Bey'e sözü bırakıyorum. Evet, neler oluyor, neler bitiyor pazarda? Size yayın öncesinde sormuştum. 2009 krizi mi daha sert geçti, 2001 mi daha sert geçmişti diye. Tekrar sorayım. Evet, ben 1993 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. 26 yıldır çok yakinen takip ediyorum. Otomotiv sektörü ilk defa bu 2019 yılında beni korkutmaya başladı. Hep böyle bir krizler olurdu, girerdik, çıkardık. Ama hep tünelin sonundaki ışığı görürdük. Veya en azından ışığı belli bir süre sonra görebileceğimizi düşünürdük. Ama bugün maalesef girdiğimiz tünelin sonunda ışık var mı? Tünelin sonunu bulabilecek miyiz? O konuda çok büyük şüphelerim ve tedirginliğim var. Bir belirsizlik söz konusu. Siz bize güzel bir sunum hazırlamışsınız. Otomobil hafif ticari araç pazarına genel bakış diye. Arkadaşlar da o sunumu ekrana verecekler. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım ve bilgilendirelim izleyicilerimizi. Tabii ben hem böyle insanlar da anlasınlar. Basit slaytlar hazırladım ama çok anlaşılabilir olsun istedim. Türkiye'de şu an toplam 42 marka otomobil ve hafif ticari araç satıyor. Bu 42 markadan sadece 6 tanesi Türkiye'de otomobil üretiyor. 2 tanesi de hem otomobil hem de hafif ticari araç üretiyor. 4 tane firmada sadece hafif ticari araç üretiyor. Buna rağmen biz dünyada önemli otomobil ve hafif ticari araç üreten ülkelerden bir tanesiyiz. Bu kadar az olmasına rağmen evet, epey iyi durumdayız. Evet. Dünyaya baktığımızda da böyle. Yani toplam 52 marka ulusal olarak düşünebileceğimiz marka var. Bunu 14 tane firma yönlendiriyor ve yönetiyor. Deminki sorunuza döneceğim şimdi burada. 2000 yılında Türkiye'de 619 bin otomobil satılmış. 2001 krizi, biliyorsunuz inanılmaz bir hükümet krizi var, ekonomik kriz var, bankalar krizi var, kriz üstüne kriz var. Evet. 2000 yılında 619 bin olan otomobil ve hafif ticari araç pazarı %70 küçülüyor 2001'de ve 186 bine düşüyor. 186 bin evet. 2001'de. Evet. 186 bine düşüyor. Bu kriz devam ederken 2002 yılında 156 bine düşüyor. Yani %15'lik bir küçülme oluyor. Evet. Ama bakın tekrar söylüyorum, inanılmaz bir kaos var.
Türkiye'yi kimin yöneteceği belli değil. Sürekli problemler, inanılmaz zorluklar, bankalar batmış. Ona rağmen yani ne olacağını biliyoruz biz. Bu kadar korkmuyoruz. Evet. Bugüne geliyoruz. Sene 2017, 956 bin otomobil satılıyor Türkiye'de. Sene 2018, hükümet krizi yok. Yok. Banka krizi yok. Evet. Değil mi? Tabii bankalar sağlam. Finansta bir sıkıntımız yok. Evet. 621 bine düşüyor. %35 küçülüyor. %35 çok ciddi bir rakam bir yıl içinde. Evet. Bu sene de 300 binlerde kalacak galiba değil mi? Tabii. Burada noktayı koyup şuna dönmek istiyorum. Şimdi otomotiv endüstrisi 1900 yılların başından bugüne kadar direkt ve dolaylı olarak hangi ülkede faaliyet gösteriyorsa bir kere o ülkenin hem sanayileşmesine hem de gelişmesine çok büyük katkı sağlamış. Doğru. Sadece kendisini değil, işte ona dolaylı girdi sağlayan, direkt girdi sağlayan demir çelik sanayini geliştirmiş. Cam sanayini geliştirmiş, plastik sanayini geliştirmiş. Tabii. Lastik sanayini geliştirmiş. Yani inanılmaz derecede sigorta sektörünü geliştirmiş. Finans sektörünü geliştirmiş. Onarım, bakım, yedek parça sektörünü geliştirmiş. Ar-Ge'leriyle bugünkü birçok buluşun temel kaynağını oluşturmuş. O yüzden otomotiv sektörü önemli. Ve ülkemiz için de çok önemli. Ülkemizi ayakta tutan 3 sektörden bir tanesi. Evet. Ve en çabuk ve en kayıtlı verginin alındığı sektör. Doğru. Doğru. Yani parayı devletimizin en çabuk topladığı ve kayıt oranının en yüksek olduğu, vergilerin kayba uğramadığı bir sektör. Zaten firmaların hepsi kurumsal firmalar. Büyük sanayi şirketleri. Değil mi? Girdiler kayıtlı, çıktılar kayıtlı. İhracatta zaten kaçış yok. 3-4 tanesi ilk 10 ihracatta otomotiv sektörü zaten. Evet. Şimdi otomotiv sektörü %35 küçülünce geldik 2019 yılına. 2018'de %35 küçüldük. 2019'a geçtik. 2019'da küçülen slaytımız bu... çok güzel. 2000 ve 2018 arasını veren. Yani 618 bin, 620 bin. Evet. 2018 yılının sonunda 2000 yılına geri döndük. 2000 yılına geri dönmüşüz. Evet. Tabii 2001-2002 çok düşük şeyler. Fakat 2003'e mesela bu yılda mesela 361 bin. O kriz 2 yıl şart krizi geçirdiğimizde ne hükümet var, ne şey bankalar bitmiş, ciddi bir reel kriz yaşanıyor. Ama 2019'da hükümet de sapasağlam ayakta, bankalar da sapasağlam ayakta. Evet. Ne oldu da? Tekrar 2000 yılına döndük. 2003 yılına geldik. Evet doğru. Evet. İşte bunun cevabı ekonomistlerde. Bizde yani. Hemen verelim. Siz de ben ekonomist değilim. Ben ekonomi yazıyorum. Naçizane. İlk cevabım tabii ki biz... bir şekilde montaj üretim yaptığımız için burada kurdaki dalgalanmalar yedek parçalara yani o yarı mamül fiyatlarını yukarı çıkardığı için haliyle nihai mamülün de fiyatını yukarı çıkartıyor. Bir de işte gerçekten her ne kadar 2001 krizindeki ile kıyaslıyoruz ama yani 15 Temmuz darbe süreci, çözüm sürecinden sonra gelen o hendek savaşları, Fırat Kalkanı, işte Zeytin Dalı harekatları falan iç ve dış siyasi şoklar da 2001 kadar oldu ve bu da işte faizleri bir şekilde etkiledi. Tabii ne yaptı faizlerde? Bir konutu vurdu, döndü bir de otomotiv sektörünü vurdu. Bir de kurlar yukarı gidince mamül fiyatları da yukarı gitti ve ben bakıyorum 2016'da Aykan Bey sizin hazırladığınız tabloda 983.730'luk bir rakama ulaşmışız ki 2000 yılından beri baktığımda tabloya en yüksek rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bu 2016'daki vergi indirimleri vesaire teşviklerle oluşan durum değil mi bu? Evet. Evet. İlginç bir şey söyleyeceğim ben sizlere. 15 Temmuz gecesinden sonra 16 Temmuz sabahı şirkete geldim. Ben o gün hiç iş olmayacağını düşündüm. İnanır mısınız? O gün 6 tane otomobil sattık. Vay. Çünkü vatandaşımız... Vatandaşımız herhalde şöyle düşündü. Yani inanılmaz bir kaos oluşacak. Tabii. Bu kaosun neticesinde araba fiyatları uçacak gidecek. Ama bence krizi fırsata çevirmek o dönemi çok iyi oldu. Yönetti. Evet, İnanın tabii. ki bu kadar, yani evet. 2019 kadar tedirgin olmadı. Bence
O dönem çok iyi yönetildi. Ben gerçekten, öyle düşünüyorum. Gerçekten. Özellikle evet. Mehmet Şimşek mesela bir gün sonra hatırlıyorum çıktı, yabancı yatırımcılarla konuştu, sakinleştirdi. Yani o zamanki ekonomi yönetimi bence yapılabileceklerin en iyisini yaptı. Biz burada gerçekten çok sert eleştiriler de getiriyoruz. Ama 2015 o hain darbe sürecinde gerçekten devletin geliştirdiği refleks gayet başarılı olmuştu. Ama ondan sonra işte biraz akamete uğradı. Evet. Şimdi 2002'de bu hükümet geldiğinde otomotivde ÖTV dediğimiz vergi oranı %27. Fakat bugün %60. Çok çok büyük. Bugün %60. Şimdi bu %60'dan indirim sağlarım diyor. Nasıl olur diyor. 1600'e kadar olan otomobillerde devlet diyor ki eğer yani distribütörün bizlere bayiye kestiği fatura 70 bin lirayı geçmiyorsa ben diyor buradan %60 olanı %45'e indir. Yani 70 bin liraya aldığınız bir otomobilin üzerine %45 vergi koyuyoruz. Evet. Eğer bu 1601 ve 2000 motor hacmine sahip bir otomobilse bu sefer vergi %100'e çıkıyor. Hmm. 1.6'ya döndüğümüzde tekrardan eğer 70 bin bir kuruş olursa otomobil fiyatı, bu da önemli. Evet. Bu sefer 120 bine kadar olan girişlerde %50 ÖTV. Doğru. Dolayısıyla bir otomobil size girdiği zaman 70 bin liraya girmişse siz buna şöyle sadece bir 100 lira kar koyayım deseniz ÖTV'si %50'ye çıktığı vatandaşın için... Vatandaşın tercih ettiği otomobil 70 bin lira bareminde mi, altında mı, üstünde mi? Genelde 70 bini geçmiyor. Geçmiyor. Çünkü alım gücü düştü. Düşük. Evet. Dolayısıyla siz 70 bin liraya girmiş bir arabaya burada kar da koyamıyorsunuz. Pazarın niye düştüğü burada? Evet. 15 Temmuz falan filan hepsi hikaye. O kadar borçlu, borçlanma ekonomisiyle borçlu büyüme dönemi yaşandı ki düşük gelirli, ücretli kesimler borçla haneleri döndürmeye çalıştılar. Otomobillerini de borçlu aldılar bir şekilde, evlerini de borçlu aldılar. Bir kesim ise paralar bir kesime aktı. Oradaki gelir uçurumu arttığı için şimdi o vatandaşlar borçlanma ekonomisi sonuna buraya geldi. Buradan bir seviye gelir. Borçlanmayla gideceğiniz, ekonomi büyüteceğiniz bir yere kadardır. O seviyeye geldi. Şu anda ev de alamıyor o yüzden. Otomobil de alamıyor. Tabii. Şimdi bir de 2000 motor, yani 1601 ve 2000 olursa 170 bine kadar olanlar %100 vergilendiriyor. 100 bin liraya giren bir araba 200 bine çıkıyor bir anda. Bir de ona KDV koyuyorsunuz. Vay 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 vay. 170 bini geçerse de %110 oluyor. Lüks araba kullanmak tabii yasak. Lüks araba almak istiyorsunuz. Motor gücü yüksek olsun. 2000 ve üstü derseniz bu sefer ÖTV %160. Bir sonraki slaytta da göreceğiz. Onunla ilgili de ben bilgi vereyim. Biraz örnek olsun, daha anlaşılır olsun diye. Örnek, biraz böyle süreçten bahsedeyim. Sonra verginin ne kadar yüksek olduğunu insanlar anlasın. Türkiye'de otomobil üreten bir fabrika, yabancı menşeli olsun. Bu otomobili ürettikten sonra dış ülkeye satıyor. Dış ülke tekrardan Türkiye'ye satıyor. Türkiye'deki distribütör de bayiye satıyor. Yani 4 tane firma dolaşıyor. Bu arabanın bana girişi 70 bin TL olsun. Size fabrikanın kârı var. Tabii. Dış ülkenin kârı var. Distribütörün kârı var. Benim kârım var. Otomobilin fiyatı 70 bin TL. 4 tane kâr var. Bakın. Binlerce işçi çalışıyor. Binlerce işçi çalışıyor. O şaka gibi ama vergiler veriliyor. Tabii tabii. Tabii orada da var. Vergi, kardan vergi veriyor, KDV veriyor. İşçi üzerinden vergiler veriliyor. Bakın 70 bin liraya geliyor. Sonra ben ne yapıyorum bunu? Şimdi siz otomobil istediniz. Evet. Dediniz ki bana bu otomobili sat. Ben üzerine %45 koyuyorum. Vergi. Vergi. 31.500 lira ÖTV oldu. Evet, arabanın fiyatı oldu 101.500 TL. 101.500 TL'ye bir de %18 KDV koyuyorum. Hey maşallah. Arabamızın fiyatı oldu 119.770 TL. Biraz daha. Yetmez bir de MTV ister. Bir de motorlu taşıtlar vergisini koydum 825 TL. Evet. Bir de plaka ruhsat masrafı 350 TL.
Araba oldu 120 bin TL. 121 bin TL. Tabii 121 bin TL. 70 binlik araba 120 bin lira oldu. Ve 70 yani, binlik arabadan bir sürü şey, çıkar sağlıyor, şey sağlıyor, girdi sağlıyor, para sağlıyor, kar sağlıyor. Ama bir o kadarından sadece devlet şey yapmadan para sağlıyor. Şimdi bazen benim önerilerim oluyor. Diyorum ki bu vergileri vatandaş kendi yatırsa daha iyi olabilir. Doğru. Neden? Ne kadar çok vergi verdiğini bilirse devletin mallarına daha fazla sahip çıkabilir. Doğru. Evet. Çünkü siz satarken sanki bu 121 bin lira satıyormuşsunuz sanki, gibi evet, oluyor. Bizim karımız hani bizim o arabayı ona satıyormuşuz gibi algılanıyor. Evet. Dolayısıyla tabii hani sen onu 70 binden sat. Evet. Geri kalan öbür vergilerin hepsini vatandaş kişisi kendi cebine öder. Aynen öyle. Eğer bu araba siyasiler hayatta yapmaz bunu Aykan Bey. Ama yaparsa inanın ki hani ilk başta sanki bir ya bu kadar çok vergi veriyorum ben oy vermeyeyim gibi algılanabilir ama ona göre ülkenin değerlerine sahip çıkılması için çok önemli bir bilinç gösterge ve bilinç oluşturabilir. Vergi mükellefi bilinci yani ben vergilerimle bu ülkeyi fonluyorum bilincinin oluşması çok önemli dediğiniz. Bu araba 1600 motoru geçerse, 1601 ve 2000 üzeri olursa, arabanın gene bu süreçten sonra bana giriş fiyatı 100 bin lira olursa, bu sefer vergi %100 oluyor. Evet. Yani 100 bini 100 bin ÖTV lira oluyor. Oldu mu araba 200 bin? 200 bin lira. 200 bine ben bir de KDV koydum %18. Oldu mu 236 bin? Gene bunun da motorlu taşıtlar vergisi şusu, busu 237 bin. Hakikaten bu motor 100 bin liraya giren bir otomobil 237 bin lira. Yani 137 bin lira daha vergi veriyor. Şey felaket 150 bin lira yani 2000 motor hacmi ve üstü olanlar hakikaten bu 2000 zarar. Motorun üstüyse 2000. Recep yalnız Aykan Bey sözünüzü kestim özür dilerim. Şimdi 2000 motorun üstüne baktı almaktan vazgeçti. Ben zaten ehliyet yok yani. Şimdi zorla araç kullandırıyorlar bana böyle testlerde meslerde. Bir gün diyorum uçacağız. Onu anlatıyordun ya Aykan Bey'e yayından önce. Hep beraber elektrikli otobüs kullandırdılar bana. Hayatımda elektrikli araç görmemişim. Ondan sonra neyse dedim ki ben 2-3 tur daha atsam bu işi çözerim dedim. Co-pilot şey yaptı. Sen en iyisi in bir daha da binme. Bu 2001 ve üstü olursa 150 bin liraya girdiğini düşünürsek bu arabanın gene düşünün 4 tane kar var. Ha. Arabanın fiyatı maalesef ne kadara geliyor? 460 bin lirayı geçiyor. 460 bin lirayı geçiyor. Çok korkunç rakamlar. Siz bu ülkede bu kadar vergi verilirken iki şeritli yolların dört şeritli olmasını da bekleyebilirsiniz. Bu kadar çok verginin verildiği bir yerde de iç pazarın gelişmesini beklemek iyi niyetlilik olur gibi geliyor. Şimdi ben bana şeyi anlamadım mesela. Bu kadar çok vergi verdik bunca zamandır ve pazarda 900 bin lira kadar çıktı. O dönemde bu vergiler vardı. Evet. En nihayetinde. Hani belki daha azdı, belki daha çoktu. Evet. Ve bu vergiler toplandı. Ve sonra biz yol yaptık, köprü yaptık. O yolları, köprüleri yaptık. Birilerine ihale ettik. Hala hazineden o yollara, köprülere para ödüyoruz. O konuda bir itirazım var. Şimdi bak burada Aykan Bey'in tablolarında çok deli vergiler toplanıyor. O vergilerle yapılmıyor. Yap işlet devletle yapılıyor. İşte ona dedim vatandaş geçerken onun üstünden bir de para veriyor. Onu söyledim ya az önce zaten. Ha. Diyorum ya. Ha, ben anlamadım. Bu kadar vergi aldık. Yol yaptık. Ha. Köprü yaptık. Bir de üstüne onları birilerine diyorum. Ha, şey evet, ettik. Evet, hala tamam. Vatandaştan para alıyoruz. Niye alıyoruz? Zaten almışız ya. Yani işte gerçekten. O kadar vergiyle bitmedi. Para nereye gitti acaba? Daha biraz gidiyor. Devam edeyim. Ha, buyurun. Bitmiyor. Siz otomobili aldıktan sonra bunun üzerine bir de trafik sigortası satın alıyorsunuz. Doğru. Ha, evet. Bir de kasko satın alıyorsunuz. Aynen. Ama ülkede o kadar alım gücü düştü ki bugün 100 arabadan sadece 75 tanesinin mecburi olmasına rağmen trafik sigortası var. Hmm. 25 kişi trafik sigortası yaptırmadan arabaya biniyor. Ve çok fazla hurda araç var değil mi? Evet. Çok ilginç ya. Ve eski araç var. Çok. Kaskoya bakınca orada durum daha vahim. Burada da 100 arabadan sadece 22 tanesinde kasko var. Çünkü insanlar otomobili aldıktan sonra onları yaptıracak parayı bulamıyor ilginç bir şekilde. Evet. Konutta da aynı değil mi? Yani kötü kötü evlerde Ali Ağoğlu'nun lafıydı. İnşaatçı Ali Ağoğlu'nun. Gidin Ümraniye şuraları buralar dedi yani hayvan bağlamasan durmayacak yerde insanlarımız yaşıyor. Bu insanlarımız bunu hak etmiyor. Sosyal konut yapmamız lazım. Tabut gibi yerlerde yaşıyorlar. Ama işte AVM'lerimiz var. Gelip AVM'lerde geziyoruz. Hatta belli günlerde bayram günlerde ne güzel akbilleri bedava yapıyorlar.
AVM'de geziyoruz ama tabutta yaşıyoruz. Tabii. Otomobil de aynı şekilde. Hurda araçlarla aynı trafik sıkıntısı öyle. Büyük. Yetmiyor. Bir de her aldığınız bir litre yakıtın %70'ini vergi olarak ödüyorsunuz. Yani 7 lira aldığınız 1 litrelik yakıtı, 7 liraya aldığınız 1 litrelik yakıtın 5 lirasını siz vergi olarak ödemeye devam ediyorsunuz. Dolayısıyla bu sektörün iç pazardaki büyümemesinin en büyük nedeni birincisi aşırı vergiler. Aşırı. İkincisi sorunuza geliyorum. 2016'da bu vergiler var mıydı? Evet vardı. Buna rağmen neden bu kadar otomobil satıldı? Bunun büyük bir kısmı aslında baktığınızda toplu satışlardan kaynaklanıyor. Filolar aslında. Filolardan kaynaklanıyor. Yani büyük rent-a-car firmalarının alıp büyük şirketlere bu otomobilleri kiralamasından kaynaklı. Onların durumları nasıl şu an? Maalesef bakın bir kararla birçok firmanın hayatı karardı. Neydi bu karar? Dendi ki siz enflasyonun hesaplanamadığı, faizin yarın ne olacağını bilemediğiniz bir ülkede dediler ki siz bu kiralamaları TL ile yapacaksınız. Dolayısıyla bu insanlar TL ile fiyat belirleyemedikleri için, TL ile fiyat belirlerken de enflasyon, kur farkı riski, faiz riskini hesapladıkları zaman bu sefer düşük fiyatlı kiralama yapamadılar. Türk lirası bazında yüksek fiyatlar verdiler ve birçok firma kiralamaktan vazgeçip satın almaya döndü. Bu birincisi. İkincisi, bu firmalar o güne kadar hep döviz bazında borçlandı otomobil alırken. Tabii. Ve bir anda bu dövizden dolayı borçları aşırı arttı. Ama otomobil o kadar değerlenmedi. Bankalar da bu firmalara gitti. Dedi ki sizin riskiniz TL bazında çok arttı. Ya bana teminatınızı arttırın veyahut da paramı geri ödeyin dedi. Tabii. O nedenle de birçok firma maalesef kapanma durumuna geldi veya battı. Bir kere en büyük kayıp buradan geldi. Çok yüksek zamlar oldu mesela kiralamalara. 70 evet. olanlar 150-200'e evet. çıktı mesela kiralama evet. günlük. Üçüncüsü özür dilerim. Üçüncüsü de faizler düşündü. Hatırlayın birilerin altına inmişti. Türk insanı biliyorsunuz risk almayı seviyor. Uzun vadeli borçlandı. Ve araba almaya eğer ev alamıyorsa araba almaya evet. yöneldi. Bugün faizler de yüksek. Evet. O nedenle vergi, kur riski, tabii. faiz iç piyasanın daralmasına neden bizim oldu. Bizim şeydi ev araba deyince Ahmet Ahlatçı işte geçen Çorum'daydık. Bizim insanımıza dedi ömür boyunca dedi bir ev bir de araba sana vereceğim diye şey yaptı dedi. Bütün ömür boyunca çalışır dedi. Başka da bir şey istemez dedi. Sigortasını yaptım dedi. Evet. Kanaatkardır dedi bizim insanımız dedi. Ama onu bile alamayacak vaziyette şu an gelir Hüseyin. Ne yazık ki. Maalesef öyle. Evet. Biz 2017'den 2018 yılındaki bu düşüşten dolayı 335 bin araba daha az sattık 2018 yılında. %35 daralma. %35 daralma ve bu %35 daralmanın üzerine birçok firma iş yerlerini kapatırken birçok firma işçi çıkarmak zorunda kaldı. Birçok firma da gelir gider dengesini sağlamak adına gerekli olan tedbirleri almaya başladı. Bu sene de %45 var. Böyle devam ederse %50'yi bulur. Tabii devletine de az vergi verdi. Devlet ne kaybına uğradı diye baktığımızda. ÖTV gelir kaybı diye çok tabii, güzel tabii. bir slide yapmışsınız. Devletimiz de 2017 yılında çok güzel bir slide. Hakikaten ÖTV gelir kaybı slide'ı evet. 10 numara. Bu, harika. 956 bin arabadan 22 milyar 148 milyon TL gelir elde ÖTV. Ederken 17'ye düşüyor. 2018 yılında 620 bine düşmesinden dolayı 17 milyar 327 milyona düşüyor. 4 milyar 800 milyon TL ÖTV kaybı var. Doğru. Evet. Nereden baksanız 1 evet. milyar dolar. Yani evet. altın yumurtlayan tavuğu kesmişiz. Neredeyse 1 milyar dolarlık bir bütçe geliri bir şey oluyor. Çok büyük rakam ya. 2019'a geldiğimizde 2018 yılında gerileyen bu pazar 2019 yılında düzelir umuduyla bakarken maalesef ilk 6 ayı karşılaştırdığımızda
2018 yılının ilk 6 ayında 353 bin otomobil ve hafif ticari araç satılırken 2019 yılında bu 195 bine düştü. Yani 158 bin otomobil daha az sattık. %45 daralma var. %35'in üzerine bir %45 daralma daha gelince işte ben 2001'deki korkumun iki katını 2019 yılında yaşamaya başlarsınız. Burada bizim gibi kayıtla çalışan, devletine her kazandığı bir kuruşun vergisini veren 725 firmadan 50 tanesi maalesef yola devam edemedi. 675'e düştü. 80 bin civarında istihdam edilen işçi sayısı 60 binlere geriledi. 20 bin kayıp. Tabii. Gene bu insanların işsiz kalınca bizler çıkarmak zorunda kaldık. Devlete başvurup işsizlik parası talep etmelerinden dolayı devletin bir kaybı oldu. Gene bunlar için ödediğimiz SGK vergilerini ödeyemediğimiz için devletin bir kaybı oldu. Gene baktığımda vergi olarak ÖTV kaybı ne olmuş? 2018 yılında ilk 6 ayda devletimizin geliri 17 milyar 327 milyon ÖTV geliri olurken ilk 6 ayda hedefi o, özür dilerim. 10 milyar 159 milyonunu tahsil etmiş. Bir de ÖTV şöyle ki, siz arabayı teslim almadan devlete ödenen vergi. Yani siz daha arabanızı plakalandırılıp binmeden biz bu vergiyi nakit olarak sizin adınıza devlete ödüyoruz. Yani %59'unu koyduğu hedefin %59'unu 2018 yılında tahsil edebilmiş. Bugün 2019 yılında devletimiz 24 milyar TL gelir hedeflemiş. Hedeflemiş. 24 milyar TL. Ya ben buna baktım. 2016 ile 17 ile 15'e döndüm, karşılaştırdım. Bu neye göre verilmiş bir hedef? Hani hedefin mantığı ne? Araç sayılarını falan mı baz almışlar? Yani ÖTV'yi sıfırlamak olsa... Hesap yaptım, 1 milyonun üzerinde otomobil satılması lazım. Aynı vergilerle değil mi? Yani ben otomotiv sektöründe çalışan birisi olarak bir hesap yapsaydım böyle yapmazdım. Evet. Bununsa sadece... Biri herhalde şey demiş, enflasyon şu kadar artacak, dolayısıyla işte 17 enflasyonu koyalım, 23 yazalım oraya, böyle yapmış. Evet. Allah'ım ya Rabbim, inanamıyorum ya. İnanın ki hani dedim ya... Başka türlü olamaz. 15 Temmuz sonrası hani biz araba sattık. Milletin ekonomiye güveni vardı. İyi yönetildi. Evet. Ama bugün iyi yönetilemediği için bu problem oluşuyor. Evet. Ve 4 milyar 541 milyona tabii, düştü. ÖTV geliri düştü. Yani burada hedeflerinin sadece ilk 6 ayda %19'unu gerçekleştirebilmişiz. Hani enflasyon anlamında da saçma çünkü nereden baksana %30'u geçiyor. Elinize sağlık. Çok yani gerçekten rakamlar böyle direkt gözümüzün önünde 23.9 hedef. 4.5 gerçekleşme, bu 23.9'u hangi veriye göre aldın koydun buraya? İşte yani bakın hep eleştiriyoruz ya Recep Bey, o eleştirmemizin altında da bunlar var. Yani bu hedefler iyi seçilmiyor. Şimdi geçen şeydeki yani, yazıda hani yazdık ya. Çıkıp PowerPoint sunumu anlatmakla olmuyor bu işler. Dedim ya size, beni arada bir iş insanı hükümete yakın yaz kalkınma ya. Programını çok eleştirmişsiniz. Hiç mi iyi bir şey yok? Var iyi bir şey ama dedim. Makro veriler birbirini tutmuyor. Yani ya, evet. Niyet var ama dedim şey metodoloji yanlış. Evet, evet. Buyurun Hakan Bey. Anlaşılabilir diye düşünüyorum değil mi? Yani evet, böyle evet, daha öyle herkes. Yani daha bu hakikaten şu 17 milyardan 24 milyara çıkartıp sadece 4,5 milyar tahsil edebilmek. Şimdi biz de otomotiv sektörü ilginç bir sektör. Bizim bağlı olduğumuz marka bizden minimum 3 yıllık plan istiyor. Diyor ki gelecek 3 yılı planla. Her yılda bunu revize et. Bir sonraki yılda revize et. Dolayısıyla biz 2019'un Kasım ayında 2020 yılını planlamış olacağız. Evet. Şimdi ben bu devletimizin yayınladığı verilere göre bir plan yaparsam inanılmaz derecede risk almış ve bugün batmış olurdu. Evet. Çünkü ben 1 milyon pazar olacak diye düşünüp ona göre siparişlerimi versem. Çünkü otomotiv sektörü şöyle çalışıyor. Kasım ayında oturacağız şimdi. 2020 yılı için Ocak'ta kaç araba alacaksın? Şubat'ta kaç araba
Ağustos'ta kaç araba, Aralık'ta kaç arabayı imza atıyoruz. Bir daha geri dönüş yok. Ha. Onu almak zorunda. Çok tabii, ince planlar. Tabii. Ve o ay alacağım arabaların ödeme rakamlarını da bankadan ilgili firmanın emrine hazır ediyorum. Evet. Ya kıyamet koptu, ülke battı. Oo. Şu oldu, bu oldu. Üretici ben araba almıyorum deme şansınız yok. Ben sana bayiliği verdiysem sen alacaksın bunu. Tabii. Şimdi ben de burada plan yaparken bir şeylere bakmam lazım. Bu verilerin de sağlam olması lazım. Evet. Öngörü sorumlu. İşte veriler sağlam olursa tek beklediğimiz burada şeffaflık ve doğruluk. Evet. Veriler net olsun, doğru olsun. Biz plan yapmayı beceririz. Evet. Aykan Bey, bu yönünüzle aslında bir de hem stratejist hem bir iktisatçı olmuş oldunuz. Çünkü bu planlamalar demek siyasetin değişkenlerini, tabii, ekonominin değişkenlerini falan hep masaya yatırmak demek gerekiyor. Yani. Bunlara bakarak yapıyorsunuz bu planları yani. Bu slide'daki 52.000'den 12.000'e düşüş. Evet, şimdi Temmuz ayı. Temmuz devletimiz biliyorsunuz 2018 yılında otomotiv sektörü daralmaya başlayınca bu daralmanın önüne geçmek için ÖTV ve KDV desteği verdi. Evet. Yani %60 olandan %45'e inen miktarı dedi ki ben 15 baz puan da indiriyorum %30'a. %50 olanı da %35'e indiriyorum dedi. Biz 1 Kasım 2018'den başlayıp 30 Ağustos 2019'a kadar bu verilerle geldik. Buna rağmen pazar %45 daraldı. Daraldı. Evet. 30 Haziran'da biz devam etmesini beklerken Japonya'daki bu zirveden sonra bunun açıklanacağını ümit ederekten etmeyeceğiz dediler. Tabii büyük bir hayal kırıklığı. Hani neden? Büyük bir soru işareti. Neden etmez? Sebep. Evet. Şimdi faizi düşürecek ya, faizden düşüreceği için otomotiv kredileri daha ucuzlayacak. Ondan vatandaş hemen otomobil alacak. Size çok gelir elde edecek. Faiz düşse, bakın vergiler düşse hareket olur. Hareket olunca da krizden çıkma ihtimalimiz artar. Amerika öyle yapmadı mı? 2008 yılında mortgage krizinden insanlara para desteği sağlayarak hem de direkt para basarak çıkmalarını sağladı. Ama ilk 6 ayda biliyorsunuz hazine nakit açığı 78 milyar, borçlanma bir o kadar, bütçe açığı bir o kadar. Yani rekor. Evet. Boşanmalarla gidiyoruz. Devletin kasası tam takır. Maalesef. O yüzden hani ilave bir şey verecek gücü takati kalmamış. Maalesef. Çok büyük şeyler var. Yapışkan olmuş artık bütçedeki giderler. Evet. Japonların güzel bir sözü var. Genci Genbutsu. Desteklik yok. Diyor ki hani problem varsa git yerinde gör. Evet. Şimdi bir sektörde problem varsa ilgili kamu kuruluşunu veya kamu bölümünü bize gelip ya bu problemi nasıl çözeriz diye sorması lazım. Biz de onu bekledik ama çözülmedi. Şimdi buradaki tablo neyi anlatıyor? İşte ne kadar güzel. Ben şimdi yayından önce söylemiştim. Geçen hafta tweet attım. Ankara neden züccaciye dükkanına girmiş fil gibi davranıyor diye. Bu akşam yayınlayacağım. Yarın sabah olur şeyde. Aydınlık.com'da okursunuz. Hakikaten sektörlere sormadan iş yapılıyor. Sonra da aman biz yandık, yanlış yaptık. Gelin düzeltelim deniyor. Tamamen yani. El yordamıyla işler yürüyor. Evet, ne yazık. İnanın ki yerinde soracaksınız ve inanılmaz derecede hata yapmanızı önler. Tabii. Ve sizi yönlendirdiği şey genelde de doğru olur. Tabii. Doğru tedbirler alırsınız ve hani yaptığınız tedavi de işe yarar. Bu neyin tablosu? Bu korktuğum bir tablo. ÖTV ve KDV teşviği kalktı. İnsanlar bir hafta zaten bekledi. Acaba doğru, bu şeyler devam eder mi? Teşvikler yeniden gelir mi? Gelmeyeceğini anladı. 2018 yılının Temmuz ayında 52 bin otomobil ve hafif ticari araç satılmış. 10 yılın ortalaması 62 bin. Biz 2019 Temmuz ayında bunu 12 bin olarak bekliyoruz maksimum. Of. Otomobil hafif ticari küçülme araç pazarı. %77'nin üzerinde olacak. Temmuz beklentisiniz. Evet. %77 daralma. Evet. Çok büyük bir rakam. Ben bu şeyden kaynaklı diye düşünüyorum. O kadar çok az önce de siz ifadeniz vergi konmuş ki otomotive. O kadar çok vergi. O kadar yüksek ki esneklik yok. Yani evet, şimdi kamu bu ÖTV'yi indirdim diyor. Ona rağmen pazar daralıyor. Evet. Çünkü hani ama halbuki daha az vergiler olsa şeyde mesela ÖTV geliri de düşüyor kamunun mesela. Tabii. Daha minimum vergiler olmuş olsa daha minimum
indirimler yaparak daha piyasayı regüle edebilir. Ya bu o kadar tapta ki. Aşar vergisi gibi vergi bu ya. Tabii. Tarihte, iktisat tarihinde hani tarımın yani. Üstünde Osmanlı'nın koyduğu yani aşar vergisi gibi böyle yani kalkınamaz ki, gidemez, yürüyemez yani. Destek yani meslek de bile yüksek yani vergiler. Bu nedir böyle ya? Osmanlı deyince bir anekdot anlatayım. Ha, buyurun. Müsaade ederseniz. Meksika'da bir gezi esnasında, bakın hiçbir konuyla ilgisi yok, bir rehberin anlattığını söylüyorum. Avrupalı tüccarlar Osmanlı'nın İpek yolunda koyduğu aşırı vergiden dolayı, aşırı vergiden dolayı macera perestlere, işte Magellan, Marco Polo, Christoph Colomb gibi macera perestlere inanılmaz asker, para ve gemi vererek desteği. Diyor ki gidin. Oraya vergi vereceğimi gemi güzel keşfederim. Oraya vergi vermek için alternatif yol bulun. Yol bulun. Şimdi dolayısıyla bu macera perestler de alternatif yol ararken Amerika'yı keşfediyor. Evet, sineği yağını çıkartıyor. Ve Osmanlı zaten büyük bir gelir kaybına uğruyor. Ve çok Osmanlı'nın gerileme dönemi başlıyor. Evet, başlıyor. Aynen. Aşırı vergi ülkeyi geliştirmez. Aykan Bey bana şimdi aşırı YouTube vergi için yeni bir video konusunda ilham verdi. Osmanlı da buradan gitmişti diye. Pazarı bozar, piyasayı evet. Bozar. Evet. Aşırı vergi, inanın ki aynen öyle. Vergi kaybına neden olur. Tavuğu kesiyorsun ya. Vergi gelirini arttırmaz. Tavuğu kesiyorsun. Haldun Lafer etkisi diye biz özetliyoruz onu. İktisatta Lafer eğrisi diyebilirler ama aslında o İbni Haldun'dan da gelir. Şöyle bir eğridir. Siz diyor vergi oranlarını arttırdığınız ölçüde diyor hasılat da diyor yavaş yavaş düşmeye başlar. %100 haklısınız Aykan Bey. Bir de sıkıntı şu. Şimdi bu kadar vergiyi alıyorlar. Alsınlar, helali hoş olsun diyeceğiz ama hani harcama yapılan alanlara baktığımızda da bunun gerçekten yatırım olarak ilgili sektörlere dönüşü olsa gam yemeyeceğim. Ama şu an biz tamamen batmış dışa bağlı bir imalat sanayini, bir sürü zombi firmayı su üstünde tutmak için seçimlerden önce aman şirin gözükelim diye milyarlar dağıttık piyasaya. Bunu sadece biz işte burada bu ekranlarda demiyoruz. Bunu iktidara yakın olan iktisatçılar da eleştiri olarak kendilerine sunuyorlar. Şimdi son birkaç dakikamız. Evet. Dolayısıyla çok özel bir sunumda çok özel bir yer var. Ha, son slide. Şöyle son slide arkadaşlar. 18 Kasım 2012 ve 25 Temmuz 2017 tarihi aralığında özelleştirmeden elde edilen gelir. Evet. Onunla bitirelim istiyorum. Çok kritik ve çok güzel bir tabii. Hakikaten bu, evet, bu tablo. Şimdi özetliyor işin. Tabii. Çeşitli eğitimler alırız. Bu eğitimlerde böyle liderlik nedir diye özetle şöyle dediler. Lider doğru işler yapar. Yönetici de işleri doğru yapar. Ben dedim ki biz doğru bir karar verseydik. 2002'den 2017'ye kadar sattığımız kitlerden toplam 59 milyar 500 milyon dolar gelir elde etmişiz. 59 milyar. Yani 59. 60 milyar dolar. 60 milyar dolar. Evet. Ben baktım Osman Gazi ve İzmir otoyol projesini 10 milyar 300 milyon dolara mal etmişiz. Bu o dönemin bakanının resmi ağzından gazetelere düşen yazısı. Evet. Ve taahhüt etmişiz. 15 yıl 4 ay o firma o geliri alacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Yolu projesini 3 milyar 500 milyon dolara mal etmişiz. 7 yıl 9 ay taahhüt etmişiz. He. Avrasya Tüneli 1 milyar 245 milyon dolara mal etmişiz. 24,5 yıl o firma oradan gelir elde edecek. Biz o 1 lira şey yapmayacağız. Bunların toplamını ya aldığımızda 60 milyar dolardan çıkarttığımızda geriye 44 milyar 543 milyon dolar. Yani biz bunu kendimiz yapsak 44 milyar 500 milyon dolar daha paramız oluyor. Bunun üzerine konumuz otomotiv olduğu evet, için evet. Hani yerli milli de araba yapacağız ya. Ben bu konuda fikrimi olumsuz beyan edenlerdenim. Çünkü onun da bir stratejisi ve planlaması yapılmadı. Bunun yerine biz Volvo markasını 2 milyar 16 milyon dolara alabilirdik. Opel'i 1,5'a, Opel'i Jaguar'da 2,3'e. Evet. Geriye gene 38 milyar 700 milyon dolar paramız kalıyordu. 3 tane de kocaman markamız tabii. Olurdu. Sabah gelirken de baktım. Beşiktaş taraftarı soruyor Fikret Orman paralar nerede diye. Bize soralım. Sabah gelirken baktım İstanbul Havalimanı kaç paraya mal olmuş. Onunla ilgili de 25 milyar avroydu o. Avro değil mi? 27 milyar dolar gibi.
Onu da düşsek gene paramız kalıyor. Yani bütün bu özelleştirmeler, bütün bu çılgın proje, bakın, büyük proje yapardık, üstüne para kalırdı. Bir de bu markalar alırdık. Şimdi bugün hani eleştirilen gazeteler var ya, şu kadar para geçecek, gidecek, mahvolacağız. Onlar bu sefer ne derdi? Bu kadar paramız geldi. Yani geldi. Kasadan gitmez, kasaya çok, girerdi. Çok çok teşekkür. Tabii bunun cevabını en güzel sizler bilirsiniz. Evet. Ben sağ olun. Hakikaten hem sağlık. Güzel bir sunum hem son nokta atışı oldu. Çok teşekkür ederiz. Size yine ağırlamak isteriz burada. İnşallah evet. Sektör açılır da güzel şeylerden bahsederiz. İnşallah. Hepimizin hedefi yaşanabilir, huzurlu bir Türkiye. Onun için gücümüzün yettiği kadar çalışacağız. Efendim yayınımızın sonuna geldik. Otomotivi konuştuk. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.